Otomobil meraklı Serdal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, en çok merak edilen 2023 yılında arkadaşlar yeni engelli muafiyeti limitiyle, yani olması muhtemel 1.400.000 TL ile bir aksilik çıkmaz ise inşallah daha yüksek olur. Bütün temennimiz bu. Daha altını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu olduğu takdirde ailenizle binebileceğiniz aile otomobilleri hangisi? Ben size arkadaşlar şu an güncel liste fiyatları var ve onların üzerine Ocak'ta gelmesi muhtemel zamları ekleyip siz orada normal liste fiyatını göreceksiniz ama ÖTV muafiyetli fiyatında ben o zammı ekleyip de koyuyorum ki sizin aklınızda olsun. Ortalama %5 en az bir zam ekledik oradaki fiyatlara ve ÖTV muafiyetli fiyatları da muhtemel fiyat olarak karşımıza çıkmayı bekleyeceğiz ve siz de hesabınızı kitabınızı yaparken Ocak ayında en azından aile otomobili olarak hangilerini alabileceksiniz bileceksiniz ve nokta atışı gidip bayileri ziyaret edeceksiniz ve bayilerdeki tabiri caizse çakallıklara, fiyatları yüksek hesaplamalarına dikkat edeceksiniz. Bir tane takipçim yazmış ki hemen konu geçmişken, Kaşkay aracı şimdiden 930 bin liralık aracı 700 bin lira istemişler arkadaşlar. Aracın olması gereken muhtemel fiyatı maksimum 520-530 bin lira. 700 bin lira nedir? İşte bunlara maruz kalmamak için buradaki fiyatları aklınızın bir köşesinde tutun. Evet, şu tarafta vereceğim arkadaşlar arabanın görselini ve bilgilerini. İlk olarak hepinizin çok sevdiği Honda ile başlayacağız. Honda Civic'in arkadaşlar 1.5 Vitek Turbo Eco Premium bas paket olan modeli 835. Bunun muhtemel zammıyla beraber ÖTV muafiyet fiyatı yaklaşık 488 bin lira. Ve diğer girecek olan 1.5 Turbo Benzin Elegans girecek. Bu da muhtemel 890 bin lira. Liste fiyatının şu anki fiyatı ÖTV muafiyetli beklenilen rakam 525 bin lira. Honda'da arkadaşlar yaklaşık olarak 3 modelin girmesini bekliyorum. Bir diğer markaya geçelim, Ford. Ford Focus arkadaşlar. Trend X 1.5 128 beygirlik olan modeli, bu manuel, otomatik modelleri de var. 790 ÖTV muafiyeti ile 461 bin liraya ve en yüksek boyutta alabileceğiniz Titanium 1.5 EcoBlue 120 beygirlik olan 8 ileri otomatik 967 bin lira. Bu aracı da arkadaşlar 560 bin TL'ye alabileceğinizi hatırlatalım. Arada diğer skala Focus'larda mevcut. Yine çok sevdiğimiz bir marka olan Renault Megane. Renault Megane'ın şu an satışta olan listelerindekilerini kıyasladığımız zaman arkadaşlar Joy 1.3 140 beygirlik olan en düşük karşımıza çıkıyor. Bu 551 bin lira. Muhtemel ÖTV muafiyetli fiyat 2023'te 325 bin lira olacak listelerde yer alırsa ve ikon paket var arkadaşlar. En dolu şu an listelerde olan Blue EDC Diesel 1.5 115 beygir 848 bin lira. Bu da 472 bin liraya geleceğini bekliyoruz. Ve bir diğer marka olan Kia ile devam edelim arkadaşlar. Kia'da Cerato modeli var. Kia Cerato'nun iki modeli var zaten. 1.6 128 beygir Elegance ve Prestige arkadaşlar. Bunların ikisi de otomatik. Şu an Elegance fiyatı 717 bin lira. Bu araç 417 bin liraya gelecek. Prestige paket 830 bin lira. Bu da 480 bin liraya gelecek. Kia'da bir diğer markası var arkadaşlar. Kia Ceed Station vagonu var. Geniş aileler için tercih edilebilir bir model. 1.5 160 beygirlik DCT Prestige 880 bin lira 505 bin liraya. Aynı aracın 1.5 160 beygirlik DCT hibrit aynı zamanda Prestige paket 910 bin lira arkadaşlar. Bu da 522 bin liraya sahip olabileceksiniz. Bir diğer markayla devam edelim. Hyundai Elantra. Hyundai Elantra'nın 1.6 MP'yi 123 beygirlik Style paket 558 bin lira liste fiyatıyla arkadaşlar 330 bin liraya gelecek. Aynı aracın Smart paketi arkadaşlar, bunlar atmosferik motor, 719 bin lirayla 415 bin liraya gelecek. Bu liste fiyatlarına ben zam ekledim arkadaşlar. ÖTV muafiyetlerini öyle yazdım size. Yani 558 bin liranın 330'u değil, 558 bin liraya zam ekleyip öyle koydum ki şaşırmayın çok. Ve olması gereken muhtemel fiyatlar da bu.
ve diye çok sevdiğimiz bir marka Toyota Corolla arkadaşlar. Toyota Corolla'nın da tüm modelleri giriyor. En bas paket 1.5 VSM manuel 607.500, onun da muhtemel fiyat 360.000 liradan başlayacak. 1.5 PS'in X-Spec en full arkadaşlar 847.500, o da 495.000 TL olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer marka olan tabii ki Egea arkadaşlar. Egea Sedan'ın Easy paketi 1.4 95 beygirlik olan model 365.000 lira. Bu aracın da Ocak'taki muhtemel fiyatı 245.000 lira olarak bekliyoruz ve en uygun model ve en dolu paket Launch 1.5 Hybrid 130 beygir 733.000 lira. Bunun da arkadaşlar 427.000 lira olarak öngörüyoruz. Ve bir diğer marka yine çok sevilen Skoda Octavia. Skoda Octavia'nın Elite Başlangıç 1.0 E-Tech 110 beygirlik DSG 820 bin lira arkadaşlar. Bu aracı 480 bin liraya alabileceksiniz. Premium paketi 1.5 E-Tech 150 beygirlik DSG'de 970 bin lira olarak, bunu da 560 bin liraya alacağınızı söyleyelim. Ve böylece arkadaşlar ÖTV muafiyetiyle alınabilecek aile otomobillerini sizin için sıraladık. Muhtemel zamlarla beraber ÖTV muafiyetlerinin fiyatlarını sizinle paylaştık. Ocak ayında en azından bunların üzerlerine çok çıkmamalarını ve aklınızdaki fiyat olarak bileceksiniz ve güncel fiyatlarıyla biz bunu tekrar yine güncelleyeceğiz diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Instagram hesabımız Otomobil Meraklısı Ardalı'ya da abone olmayı unutmayın lütfen diyerekten kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.